Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kündertikleri alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımızı bulsun. Xitay Uyghurlarının medeni miraslarını kuğdaydıqalıqı haqıda jar saldı. Atalmış Uyghur Abdunum rayonu dairleri aldıngı hepte Ürümçi'de gayri maddi medeniyet mirasları haqida akbarat elan kılış yığını içip, Şarkı Türkistan'daki Uyghur Katalık milletlerinin medeniyetini bastırış cinayetini yuşuruş kavrundi. Tanırtan Toru'nun 26. Noyabr'daki haberde bildirilişçe, Atalmış Uyghur Abdunum rayonu emeldarları mezkur yığında katnaşkuçularga 8 parça sin körsetken bulup, Sinda Xitay dairelerinin Şarkı Türkistan'daki gayri maddi medeniyet miraslarını ve bununla alakadar kesip ehlini kollab kilovatkalıqıda yalgan yaudaklar bayan kılıngan. Yığınğa riyasetçilik kılgan korçak emeldar gayret, Şarkı Türkistan'daki basturu siyasını burumalap tunuşturgan bulup, Xitay dairelerinin Uyghurlarının Kutat Gublik esiri, Kırgızlarının Manas Dastanı Katarlıq medeniyet miraslarını birine çıkıtım neşir kılgalıqını ve Meşrep Katarlıq faaliyetlerini kuğdab kelgelikini dava kılgan. Ve garip elleri Şincan meselesi de bizge buhtan çapladı, paketka zid sepsete tarqatı de bildirilgan. Yıkından beri Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgınçılık cinayeti, cümleden Uyghur Kazak Katarlıq milletlerinin milli medeniyetini bastırıştık terör siyaseti hakkında bir kısım dokulatlar tayarlanıp, halkarada küşlü qolğula qozğap gelmekte. Aldınkı yılları Xitay'nın Uyghur 12 mukamını Xitay tilinden oralat kuzuşu, Mahmud Kaşgari'nin Opal'daki heykelinin çekvetilişi, bir kısım Xitay tetkikatçılarının yigana eser divanı loğa Türk'nün Uyghurları bilen alakası yokluğu hakkında makale yazışı katarlıq kılmışlar, Xitay'nın Uyghurlarının medeniyet utuqları ve iznalarını bütünle inkar kılış ve közün yoktuştek rezil niyetini aşkarla bergeydi. Közetküçüler Xitay'nın Şarkı Türkistan'da tacavuz kılıp kirgenden beri, Uyghurlarının kıymetlik medeniyet miraslarını ve alakadar kitap materyallarını çekilip musadere kılgallıkını, hatta muşu sebeplik nurgullugan Uyghurlarını ceza lagere ve türmüge sulgallıkını, nöbette halkara cemiyetke aşkara hakikatke aylangan cinaya kılmışlarga tenişge urungallıkı bildirişmekte. Hayvan boğazı vaziyeti kattık ciddileşti. 28 noyabr Xitay'nın 27 harbiy aeroplanı Tayvan'ın hava müdafiye paraklandırış rayonuna kirgen bulup, Tayvan boğazının vaziyetini tıxımı ciddileştirip etken. Amerika avazının haberde bildirilişçe, aldınkı yaşanba Xitay armiyasının 27 aeroplanı Tayvan'ın garbi canob hava müdafiye paraklandırış rayonuna besip kirgen. Bunun içinde May Tuşuqçı 20 tüplük aeroplanımı Tayvan'ın tuncu kıtın parakendeçilik salgan. Tayvan Devlet Müdafiye Ministeri Chiu Guqing bugünkü bayanatta, Xitay'nın daim harbi aeroplan evetip, Tayvan'da kalaymakalaştırıştaki məxsidi Tayvan'ın harbi küçünü xoritiş. Ama Tayvan'ın istiratiyeli karşı turuş planı bar diyen ve yakından buyan düşman vaziyeti tuxtumay kalaymakan kılmaqta. Bu xil ahval intayin eğirlaştı digerlerini ilave kılgan. O yana muhbirlarının ziyaretini kubul kılıp, Komünist armiyasının müddiası asta asta Tayvan'ın küçünü xoritiştin başkı nersemez. Armiyamız senin küçün bolsa, biz karşı turalayımız. Prinsipi bu içe tedbir kollanmaqta diyen. Tayvan Hava Armiyası Kumandalıq İştabı 28. Noyabr Xitay Harbi Aeroplanlarının Tayvan'ın garibi Cenobi'deki hava müdafiye paraklandırış rayonuna besip kirgenlikini elan kılgan. Bunun içi de hava sakçısı 500 tüplük aeroplanı 2 kıtım, tuşuk içi 9 haberleşiş aeroplanı 1 kıtım, bombardımancı 6 tüplük aeroplan 5 kıtım, may kaçılık içi 20 tüplük aeroplan 1 kıtım, 40 içi 10 tüplük aeroplan 6 kıtım, 40 içi 11 tüplük aeroplan 4 kıtım, 40 içi C-16 aeroplan 8 kıtım Tayvan hava boşluğuna besip kirgen. Tayvan Harbi Haber Agentliğinin etişçe, Tayvan Hava Armiyası hava çarlaş etreti evetip, aeroplanga karşı başkurulduğun bombinin izkuğulab nazarat kılıç tedbirini kullangan. Xitay'nın yeni bir türkü mutlak nakbi hücudu aşkarlandı. Germaniyalik tetkikatçı Adrian Zinis bugün Twitter hesabıda Xitay komünistik rejiminin Şarkı Türkistan'a alakadar bir türkü mutlak nakbi hücudunu aşkarladı. Yıllardan beri Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki nopos çekleş, mecburi emgek kisiliş, ballar lagiri tesis kılış katarlıq irki kırgınçılık cinayetleri hakkıda köplügen nopozluk dokulatlarını ilan kılıp, halkaradı küşlük təsir kozulan Germaniyalik tetkikatçı Adrian Zinis, bugün Twitter'da Xitay'nın bir türkü mutlak mahbi hüccetini aşkarlap, Şarkı Türkistan'daki terör siyaseti bilen Xitay yukarı derecelik emeldarlarının bivasta münasuvetini yoğurtup verdi.
317 betlik mezkur mahbi hüccetler bu yıl 9. ayda ismini aşkarlaştığını halamagan şahs tarafından London'daki Uygur Sot Kollegiyesi'ye tapşırılgan bulup, Sot Kollegiyesi bu hüccetlerine tahlil kılışını Adrian Ziniz'e havalı kılgan. Hüccetlerinin köplügen betlerge mutlak mahbi deyip tam uğurulgan bulup, Xitay rejiminin yukarı derecelik emeldarlarının 2014 yıldın tartıp ilan kılgan Şarık Türkistan'a alakadar bayanatlarını öz içi aladıken. Adrian Ziniz'nin mezkur hüccetlerge asaslanıp yetişçe, 2016 yıldın bu yan Xi Jinping, Li Keqiang Katarlı Xitay'nın bir netçi yukarı derecelik emeldarlarının Şarık Türkistan'da bastırış siyasetini icra kılışını bir vasıta ya ki vasıtılık talep kılgallıkını, bastırış siyasetinin Uyghur Katarlık milletlerini kenk ölemlik tutkun kılış, emgek gücünü mecburi yötkeş, balalar lageri ve toğut çekleş Katarlıklarını öz içi aldıgallıkını bildirgen. O yana Xi Jinping'nin aynı vakitteki sözleri bilen Şarık Türkistan'daki bastırış siyasetinin zıç münasebeti barlıkını tekitligen. Malum buluşça, mezkur mahbi hüccet Xi Jinping'nin 2014 yıldaki 3 parça nutkunu öz içi aladıgan bulup, Uygurlarını ceza lagırı kamaş, zavut, karhanlarda işiltiş ve nopos kontrol kılış arkalık Şarık Türkistan'daki Xitay noposunun nispetini kütkünü boyunca tanponlaştırış katarlık terör siyasetini asas bilen teminligen. Mahbi hüccetlerinin birisi de Xitay rejiminin Şarık Türkistan'ın cenubida Xitaylarının nopos nispetinin alahide töven hikayelikidin bir yaran bolgallıqı. Bunu hal kılış üçün 2022 yılgıca 300 min Xitayını cenub tarafki yerleştiriş gerekliki, onlarının diviziya tarafından başkırıldığallıqı tılgaylanğan. Adrian Ziniz'nin yetişçe, bu kutum aşkarlanğan hüccetlerinin bir kısmı New York Vakit Gezeti 2019 yılı ilan kılgan Xitayının mahbi hüccetleri bilen okşaş iken. Ama yeni bir kısmı bunundan burun ilan kılınıp bakmağın iken. Uygur Sot Kollegiyesi teminli gücünün bir xatarlıkını közü tutup, mezkur hüccetlerinin pekat az bir kısmını bazı xulasa ve tahlillerini ilan kılgan. Bu hüccetler Angliya ve Amerika'daki bir kısım mutakhassislerinin tekşürüşüden ötken. Japonya bilen Avrupa İttifakı Hindi Tinç Okyanda hemkarlık orantışını karar kıldı. Yaponiya bilen Avrupa İttifakı erkin ve uçuk Hindi Tinç Okyan barpo qilish uchun hamkorlashib harakat qilishni qaror qildi. Türkiye Avazı Radyosu'nun bu haqdaki xabarida bildirilishicha, Yaponiya baş vaziri Kishida Fumio, Avrupa Kengeşi reisi Charles Michel bilen telefonlaşib, iki devlet ve rayonga alaqadar taraqqiyotlar to'g'risida so'zlashgan. Yaponiya Tashqi ishlar vazaratining bayonotiga asoslanganda, telefon suhbatida ikki rahbar erkin va ochiq Hindi Tinch okean barpo qilish yo'lida hamkorlashib harakat qilish to'g'risida kelishgan. Shundaqla tor bexatarligi, yashil texnika va Yaponiya-Yevropa iqtisodiy hamkorlik kelishimiga asosan ta'minlash zanjirining muqimligini kuchaytirish qatorliq masalalar to'g'risida birdeklik hosil qilgan. Kishida Yevropa ittifoqi yo'lga qo'ygan Hindi Tinch okean strategiyasi uchun Michelga rahmat aytgan. Yaponiya Devlet Müdafiye Veziri bunundan bir neçe ay burunki sözüde Avrupa İttifakı devletlerini Xitayning harbiy ve zemin kengaymichiligiga o'xshash sog'migarlik harakatlarga qarshi ifoda bildirishga chaqirgan edi. 5 devletning Xitoyga qarshi dengiz manevri oxirlashdi. Tayvan bo'g'izining vaziyati jiddiylashgan bir paytda 5 devletning Osiyo dengiz tavalligida o'tkazgan 10 kunlik birlashma harbiy manevri oxirlashgan bo'lib, manevrda Xitoyning dengiz okean ta'sir doirasini cheklash salmoqini oshirish maqsad qilingan. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Yaponiya sohibxonlik qilgan Filippin dengiz tavalligida o'tkazilgan Annulex nomli yillik birlashma harbiy manevri 21 noyabr boshlanib, 30 noyabr oyoqlashgan. Taktikalik birleşme manevriga Amerika, Yaponiya, Avustraliya, Kanada ve Germaniya qatarlıq 5 devletning dengiz armiyasining 35 uruş paraxoti ve 10 netçe ayroplani qatnashtirilgan. Amerika Tinch Okean filoti xabarida aşkarlanishicha, manevr türleri uçur alaqa taktikalik mashqi, su asti paraxotiga qarshi taktikalik mashqi, hava urush mashqi, dengiz arqisab toluqlash mashqi, paraxot üstidan halqib uçuş mashqi ve dengizda oldin tosish mashqi qatarliqlarni öz ichiga oladi ekan. Amerika 7-nji filotining qo'mondoni Karl Thomas muxbirlarni kutib olish yig'inida biz azaldan ko'rilib boqmagan ba'zi ahvollarning oldini olishga hamda yangidan kuchayotgan davlatlarning tajovuzchilik va kengaymichilik qilmishining oldini olishga tirishyotimiz degan. Bildirilishicha mazkur manevrga har qaysi davlatlarning ilg'or qurol yaroqlari qatnashtirilgan bo'lib, manevrning nishoni Amerika va'da qilgan Hindi Tinch okean rayonining bexatarligini rayondagi ittifoqdoshlar bilan hamkorlashib ishga oshirish ekan. Uningdan boshqa Amerika armiyasining Guam va Avstraliyadagi bazasini kuchaytirishni planlangan.
Fransiya agentliqining xabar qilishicha, Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining eng yangi dunyo vaziyatini baholash dokladida Amerikaning Guam va Avstraliyadagi harbiy bazasini kuchaytirishdagi asosiy maqsadining Xitoyga taqobil turish ekanligi ko'rsatilgan. Umumiy qilib aytganda, Amerika armiyasi yana o'tirish sharqdan Iran va Islom jihodi tashkilotlarini to'sish uchun yetarli kuchni saqlab qolish bilan birga Xitoy va Rossiyaga qarshi harbiy bazalarini kuchaytirishni planlagan. İstihbarat əməldarı Xitayının xata qararı uruş keltürüb çıxılışı mümkün. Angliya istihbarat orqanının əməldarı Richard Mori vəzifəyə oturğandan bu yanqı tunca aşkar nutquda Xitayını alahidi tilğa aldı və ən əsaslı xidmət nişanının Xitay rejimi ikənligini təkidlədi. Germaniya avazının bu haqdakı xəbərdə bildirilmişcə, Angliya taşqı istihbarat orqanının məsuli hərbi istihbarat 6-cı başqarmasının başlığı Richard Mori 30-cı noyabr London Xalqaralıq Strategiya İnstitutuda qılğan sözüdə dünyanın hər qaysı caylarda hərbi gücünü köz-köz qılıvatqan Xitayının Angliya və onun ittifaqdaşlarına nisbətən ən çox təhdid ikənligini təkidləyən və Xitayını ağahlandırıb xata qərar çıxarğan təqdirdə uruş gəltürüb çıxırışı mümkünlükini qeyd qılıb ötkən. O nutqıda yenə Angliya istihbarat xadimləri duç gəlgən 4 çox bexətərlik məsələsinin Xitay, Rusiya, İran və xalqaralıq terrorizm ikənligini bunların tizlikdə tərəqqi qılıvatqan uçur texnikisinin faydalanılatqanlığını bildirgən. O Xitayını nuqtuluq tilğa ilib, Beijing rejiminin öz mənfəəti üçün barğansıra keskinlik bilən iğir qərarlarını çıxırıvatqanlığını, Angliya və onun ittifaqdaşlarına qarata kən köləmlik casusluq hərəkəti təşkilləgənlikini, Tayvanda təhdid silişdən sırt, Hong Kong xalqının ərkinlikdən məhrum qılğanlığını, Şərq Türkistan xalqını basdırğanlığını, amma bu cinayətlərini izcil inkar qılıb kəlgənlikini qeyd qılıb ötkən. Richard Mori nutqida yana Xitay rejiminin g'arb dunyosining ojizligi haqidagi o'z tashviqotlariga ishonib qilish bilan birga Amerika hukumatini to'yin mo'ljallab qolganligini bildirgan va Xitayning o'ziga ziyodi ishonish sababli xato qaror chiqarish xavfi bir reallik deganlarni ilova qilgan. Harbiy istihbarat 6-chi boshqarmasi Angliyaning maxfiy istihbarat organi deb atalib kelgan bo'lib, barlik harakatlari izchil sirliq bo'lib kelgan. Bu qitimliq nutuq mazkur boshqarmaning yangi boshlig'i Richard Morning vazifiga o'tirgandan buyonki tunji oshkor nutqi bo'lib hisoblanadi. Xitoy nomussizlik bilan Amerikani irqiy qirg'inchilik bo'yicha ayibladi. Atalmış Uyghur Avtonom rayonluq dairələr 30-cı noyabr Beijingda Şərq Türkistanğa əlaqədar 61-ci növbətlik axbarat elan qılış yığını ötküzüb irqiy qırğınçılıq cinayətini yana bir qitim inkar qıldı. Xitayının Şərq Türkistanda icra qılıvatqan terror siyasəti xalqara cəmiyyətinin küçlük diqqətini qozğğandan keyin türlük bismğa duç gələn Xitay cinayətlərini inkar qılış üçün bir qism xalqını Şərq Türkistan vəziyyəti haqqında yalğan guvahlıq bilishki məcburladı və tıq üçünü Amerikaya qaratıb haqiqi irqi qırğınçılıq cinayəti sadır qılğıcının Amerika hökuməti ikənliki haqqında jar saldı. Xitay təşviqat orqanı Tangırtaq torunun xəbərində bildirilmişcə, məzkur axbarat elan qılış yığınığa Şərq Türkistandakı bir qism xalq ammısı sin arqılıq məcburi qatnaşdırılğan. Aldın təşkilləngən xalq ammısı Xitay əməldarlarının orlaşdırğını boyunca Şərq Türkistanın növbətdəki vəziyyətini burmulab tonuşdurub yalğan guvahlıq bərgən. Bu qıtım Aqsu şəhərindən Muxtar Abdurrusul, Atu şəhri Ağu Yesidən Ayqəmər Tursun qatarlıqlar axbarat elan qılış yığınığa qatnaşdırılğan bolub, ular atalmış öz keçirmişlərini misal qılıb sözləş namı bilən Xitayının Şərq Türkistanda icra qılıvatqan irqi qırğınçılıq cinayətini inkar qılışqa məcburlanğan. Atalmış Uyğur Avtonom rayonluq hökumətinin axbarat bayanatçısı Şü Güyşan, Şinjanda hər millət xalqı ittifaqlaşıb ortaq biyişini işqə aşırış müsabisidə kündün küngə xuşallanarlıq vəziyyət varlıq gəldi. Çət əl axbarat orqanları xəbər qılğandək irqi qırğınçılıq mövcud əməs dəb bildirilğan. Xitay məzkur yığında yana Xitayının cinayətini tunji qıtım irqi qırğınçılıq dəb pikitkən Amerikini indiyallarga irqi qırğınçılıq yürgüzüş bilen əyibləş arqılıq öz cinayətini yolluq körüstüşkü vurunğan. Akbarat bayanatçısı Elijan Anayet, Amerika hökumətinin indiyallarga qarta ziminni müstəmliki qılış, nopos çəkləş, kən köləmlik qırğın qılış, asmilasiya qılış, mədiniyet qırğınçılıq yürgüzüş, ballarını ata-anısının ayırıp məcburi yataqlıq məktəblərgə orlaşdırış, tilini çəkləş, irqi kəmsitiş qatarlıqlarını
ئىشلارنى يەنى ئەمەلىيەتتە خىتاي ھازىر شەرق تۈركىستان خەلقىگە قارىتا تېخىمۇ ھەسسىلەپ سادىر قىلىۋاتقان جىنايەتلىرىنى تەپسىلىي تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن. كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ شەرق تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان جازا لاگىرى ۋە تۈرمىلەرگە قاماش، توغۇت چەكلەش، ئىسلامدىن يېنىشقا مەجبۇرلاش، مىللىي مەدەنىيىتىنى چەكلەش قاتارلىق جىنايەتلىرىنىڭ خەلقئارالىق قانۇندا بېكىتىلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئۆلچىمىگە توشىدىغانلىقىنى، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتاينىڭ بۇ جىنايەتلىرى ۋە يالغان تەشۋىقاتلىرىنى ئاساسىي جەھەتتىن تونۇپ يەتكەنلىكىنى، خىتاينىڭ بۇ خىل ساختا تەشۋىقاتلىرى بىلەن كۈتكىنىدەك نەتىجىگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە. شىنزو ئابى: ياپونىيە بىلەن ئامېرىكا خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىشىغا قاراپ تۇرمايدۇ. ياپونىيەنىڭ سابىق باش ۋەزىرى شىنزو ئابى خىتاينىڭ تەيۋەنگە قوراللىق ھۇجۇم قىلىشىغا ياپونىيە بىلەن ئامېرىكىنىڭ قاراپ تۇرمايدىغانلىقىنى، خىتاينىڭ بۇنى چوقۇم بىلىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەردە بىلدۈرۈلۈشىچە، ياپونىيەنىڭ سابىق باش ۋەزىرى شىنزو ئابى تەيۋەندە ئۆتكۈزۈلگەن ئەقىل ئامبىرى سۆھبەت يىغىنىغا تور ئارقىلىق قاتناشقان بولۇپ، يىغىندا قىلغان سۆزىدە ياپونىيەنىڭ سىنكاكۇ ئارىلىدىكى بەزى ئاراللارنىڭ تەيۋەنگە 100 كىلومېتىر كېلىدىغانلىقىنى، تەيۋەنگە قارىتىلغان قوراللىق تاجاۋۇزنىڭ ياپونىيە ئۈچۈن ئىنتايىن خەتەرلىك بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئۇ سۆزىدە تەيۋەنگە بىر ئىش بولغانلىق ئەمەلىيەتتە ياپونىيەگە، شۇنداقلا ياپونىيە ئامېرىكا ئىتتىپاقىغا بىر ئىش بولغانلىقتۇر. بېيجىڭدىكىلەر، بولۇپمۇ شى جىنپىڭ، بۇنى چوقۇم خاتا چۈشىنىپ قالماسلىق كېرەك دېگەن. شىنزو ئابى يەنە تەيۋەننىڭ كۈچىيىشى، گۈللىنىشى، ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ كاپالەت قىلىنىشىنىڭ ياپونىيە ۋە پۈتۈن دۇنيانىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىر ياردەمچىسى خۇا چۈنيىڭ بۈگۈن ياپونىيەنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى بىلەن كۆرۈشۈپ، شىنزو ئابىنىڭ سۆزلىرىگە نارازىلىق بىلدۈرگەن ۋە ياپونىيە تارىختىن ساۋاق ئېلىپ، خىتاينىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا دەخلى تەرۇز قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك دەپ جار سالغان. بىلدۈرۈلۈشىچە، ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بىلىنكىن ئالدىنقى ئايدا، ئەگەر خىتاي تەيۋەنگە قارشى قورال كۈچى ئىشلەتسە، نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ قاراپ تۇرمايدىغانلىقىنى، بۇ رايون ۋە رايون سىرتىدىكى دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ تاجاۋۇزچىلىقىنى تىنچلىق ۋە بىخەتەرلىككە تەھدىت دەپ قاراپ ھەرىكەت قوللىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ يەنە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەسىلىدىكى مەيدانىنى تەكىتلەپ، ئامېرىكا تەيۋەن مۇناسىۋىتى قانۇنىغا ئاساسەن تەيۋەننىڭ ئۆزىنى قوغداش ئىقتىدارىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. بۇ خىتاينىڭ تەيۋەنگە قورال كۈچى ئىشلىتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ئەڭ ياخشى ئۇسۇل دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئاۋسترالىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى پېتېر دوتون 24 ئۆكتەبىر مۇخبىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، ئاۋسترالىيە بىلەن ئامېرىكىنىڭ 70 يىللىق ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىۋىتى بارلىقىنى، ئامېرىكا خىتاينىڭ تەيۋەنگە قورال كۈچى ئىشلىتىشكە قانداق ئىنكاس قايتۇرسا، ئاۋسترالىيەنىڭمۇ ئامېرىكا بىلەن ئوخشاش ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. تەيۋەن پرېزىدېنتى سەي يىڭۋىنمۇ بۇ يىل ئۆكتەبىردە ئېلان قىلغان ماقالىسىدە خەلقئارانى ئاگاھلاندۇرۇپ، ئەگەر تەيۋەن خىتاينىڭ قولىغا چۈشۈپ قالسا، ئاسىيانىڭ تىنچلىقى ئاپەت خاراكتېرلىك خىرىسقا دۇچ كېلىدۇ دېگەن ئىدى. يېڭى تارقالغان سىن شەرق تۈركىستاندىكى باستۇرۇش سىياسىتىنى ئاشكارىلىدى. بۈگۈن ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئۆيلىرىدىن مەجبۇرىي كۆچۈرۈۋېتىش جىنايىتى كۆرسىتىلگەن بىر سىن تارقالغان بولۇپ، خىتاي رېجىمىنىڭ شەرق تۈركىستاندىكى تېررور سىياسىتىنى مەلۇم جەھەتتىن يورۇتۇپ بەردى. مەزكۇر 14 مىنۇتلۇق سىندا كورلا شەھىرى لەڭگەر يېزا غوڭرات كەنتىدىكى قورچاق ئەمەلدارلارنىڭ ئادەم تەشكىللەپ بىر ئۇيغۇر ئائىلىنى مەجبۇرىي كۆچۈرۈۋېتىشكە ئۇرۇنغانلىقى، ئۇيغۇر ئائىلىنىڭ بۇنىڭغا قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرگەنلىكى كۆرسىتىلگەن. سىندا ئاشكارىلىنىشىچە، خىتاينىڭ يەرلىك قورچاق ئەمەلدارلىرى مەزكۇر ئائىلىنىڭ باشقا يەرگە كۆچۈپ كېتىش ئۈچۈن 2 ئاي مۆھلەت بەرگەن، ئەمما كۆچىدىغان ئورنىمۇ كۆرسىتىپ بەرمىگەن. سىندا ئۆينىڭ ئىگىسى بولغان ئۇيغۇر ئەر 2 ئاي جەريانىدا كۆچىدىغان ياكى ئىجارە ئولتۇرىدىغانغا مۇۋاپىق ئورۇن تاپالمىغانلىقى، بۇ سەۋەبلىك كۆچەلمىگەنلىكىنى ئېيتقان. يەرلىك ئەمەلدارلار بۇنىڭ بىلەن كارى بولماي، ئادەم تەشكىللەپ بۇ ئائىلىنى مەجبۇرىي كۆچۈرۈۋېتىشكە ئۇرۇنغان بولۇپ، ئۇ كىشى كۆچىدىغان يەر يوق، ئۆينى نەگە كۆچۈرىمەن دېگەندە، قورچاق ئەمەلدارلار نەگە خالىساڭ شۇ يەرگە كۆچۈرۈۋېتىمىز دېگەن. ئىككى تەرەپ ئارىسىدىكى تالاش تارتىش داۋامىدا ئۆيى مەجبۇرىي كۆچۈرۈلمەكچى بولغان ئۇ كىشى رېھىمجان ئىسىملىق بىر كەنت ئەمەلدارىنىڭ بۇنىڭدىن بۇرۇن ئۆزىنىڭ يانفوننى چېقىۋەتكەنلىكىنى، يانفوندا مەزكۇر ئەمەلدارلارنىڭ مەجبۇرىي كۆچۈرۈش داۋامىدا كەنت ئاھالىسىنى تىللاپ ھاقارەتلىگەن ئاۋازلىرى ۋە سىن كۆرۈنۈشلىرى ساقلانغانلىقىنى ئاشكارىلغان. ئۇ مەزكۇر كۆرۈنۈشلەرنىمۇ يوشۇرۇنچە سىنغا ئالغان. كۆزەتكۈچىلەر خىتاي شەرق تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان ئاتالمىش ئىشىنچى ئەمگەك كۈچىنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش،
Konu ultrak rayonlarını yanlaş digendek namlarda Uygurlar zıç ultraklaşkan rayonlardaki ahallerini mecburi tarkaklaştırıp Ornaga Xitay köçmenlerini yerleştirgenlikini Şundaktı mı bu cinayetlerini yuşuruş üçün Her günü digüdek Beycan'da ya ki Ürümçi'de Akbarat ilan kılış yığını iç vatkallıkını Ve Şarık Türkistan halkını katlaştırıp Yalgan guvahlık bir işki mecburluğallıkını Mezgur sin Xitay'nın teşvikatlarının bütünle yalgallıkını ispatlap verdiğallıkını bildirişmekte Amerika Avam Palatası mecburi emgekni çekleş kanun lahiyesigi karab çıkmakçı. Amerika Avam Palatası Şarık Türkistan'da işlep çıkarılgan mehsulatlarının Amerika'ya import kılınışını çekleş hakkıdaki kanun lahiyesigi pat yıkında karab çıkıdıgallıkını bildirdi. Amerika Avam Palata azası Jimmy Gowron'un Peyşembe muhbirge aşkarlaşça Amerika Avam Palatası keler hepte Xitay Şarık Türkistan'da icra kılvatkan mecburi emgek mehsulatlarını çekleş kanun lahiyesige karab çıkışını planlagan bulup mezkur kanun lahiyesi makullangan takdirde Şarık Türkistan'da işlep çıkarılgan mehsulatlarını import kılış çekilinedikem. Reuters agentliginin bu haqtiki haberde bildirilişçe Jimmy Gowron keler hepte kişilik hukuk meselesi üçün muhim bir hepte bolup kaldıgan Qallıqını, Xitayğa qarşı bir qism qanun layihəsini sunuşni muhim dep qaraydığanlıqını, bularının köpincisi kişilik hukukni asas qılğan məsələlər ikənlikini, kilərki həftə Uyğur məcburi əmgikinin aldını iliş qanuni maqullanğan vəziyyətni körüşni ümid qıldığanlıqını bildirgen. Bildirilişçə, əgər Şərq Türkistanğa münasibətlik bu təklif layihəsi rəsmi qanunğa aylansa, Şərq Türkistanda məcburi əmgək vasitəsi bilən işləp çıxırıldığan barlıq tovarlarının Amerikağa kirişi çəkilinədikən. Amerika Xitay qarşı olimpik məhbuslar türünü qozğatdı. Beijing qışlıq olimpiki yıqınlaşıyotqan bir peyttə Amerikanın Xitay işlərigə məsul parlament əzaları olimpik məhbuslar türü namlıq hərəkətdə qozğutub Xitay türmələrində azab çəkiyotqan siyasi məhbuslar məsələsigə xalqara cəmiyyətinin diqqətini qozğaşını planladı. Amerika avazının xəbərində bildirilmişçə Amerika parlamenti Xitay işləri icraiyyə komitetinin rəisi Demokratçılar Partiyasının Kengeş Palata azası Jeff Merkley bilen Demokratçılar Partiyasının Avam Palata azası James McGowan Dekabr Olimpik siyasi mehbusları namlıq ijtimai alaqı törünü yolga koyğallıqını ilan kılgan bulup bu arqılıq 2022 yıllık Beijing Kışlıq Olimpik Tenerket Musabıqısının ilgiri Xitaydaki siyasi mehbuslar meselesi de xalqara cemiyetinin dikkatini tartışını planlagan. Amerika Parlamenti ve Memuri Başkuruş Komitetinin düşündürüşçe bu teşebbüs türü siyasi mehbuslar sanlıq məlumat ambırdan tallangan siyasi mehbuslarını oturuğa çıkarıp görüştüp birdiken. Yolu koymakçı bulgan mezkur türde Xitay türmelerde yetivatkan birinci türkümde görüştürüldüğün siyasi mehbuslar bolsa jurnalistler ve halk muhbirleri boludiken. Kelgüsü bir neçe hafta içinde bu komitet Xitay türmesine kamalgan Uygur, Tibet, işçi faaliyetçiler, Hristiyanlar, Falun Gong murtları, Hong Kongluklar, kişilik hukuk advokatları, ayollar hukuk faaliyetçileri, demokratiye teşebbüsçileri katarlıklarını öz içine alan 1500'den artık siyasi mehbusunun malumat ambiri ve ulanın dilosunu oturuğa çıkardıkken. Ortak reis Merkley ve McGowan bu teşebbüsünü ilan kılgan sinde Xitay olimpikini bulguydu. Közüne kamaştırdığın görünüşünün arkasındaki kişilerini esti saklışımız nahaydı muhim. Ular olimpikka sahip kallık kılmakçı bulgan hükümet tarafından adaletsizlik bilen türmüge taşlanğanlık sebeplik olimpik ruhini tebrikleyemeydiğin kişilerdir. Biz sizlerini Xalqara Olimpik Komiteti ve onun şirketinin təsir gücünden faydalanıp Xitay vicdan mehbuslarını koyup verimiz. Olimpik ruhinin bulgunışını azaytış üçün bizim kılışqa birlikte çakırıq kılışqa ündeyimiz digen. Növette Xitay'nın 2022 yıllık kışlık olimpik tenherket müsabıqısı mezgeli de çet el tarat kolarının erkin ziyaret kılalışıqa kapaletlik kılış kılalmaslık meselesi talaş tartış kozgıgan. Xitay numussuzluk bilen demokratiya hakkıda aktaşlık kitap ilan kıldı. Xitay Devlet İşleri Mahkemesi uçuruşxanası bugün Xitay Demokratiyası namlıq aqtaşlıq kitabını ilan qılğanlıqı haqqında muxbirlarına kütüliş yığını açqan bolup, barlıq cinayetlerini inkar qılıplı qalmay, Xitay Demokratiyasının ən əvzəli kəlliki haqqında numussuzlarca jar salgan. BBC'nin bu haqdaki xabirde bildirilmişçə, aqtaşlıq kitabda Xitayının tərəqqi qıldırıvatqından atalmış bütün jaryanlıq xalq demokratiyası ikəlliki
Xitayning siyasi ve ijtimoiy hayotining har qaysi taraflari ve xalqning irodasini aks ettirganligi, xalqning ovoziga quloq soldiganligi, saylandi kishilarni moyil qilib, saylamdan keyin qari bo'lmaydigan demokratiyaning haqiqiy demokratiya emasligini da'vo qilgan. Muxbirlarning kutilish yig'inida Xitoy amaldorlari o'zining terror siyosatining to'g'ri ekanligi haqida jar silib, Amerikaning o'z ichidagi demokratik boshqurishi qalaymiqan turib, Xitoyni tanqid qildi degan. Bildirilishicha, Xi Jinping 2019 yili atalmış bütün jarayonlik xalq demokratiyasi degan uqumni o'tirib qo'ygan bo'lib, bu orqali Xitoy uslubidagi demokratiyaga iniqlama berishni nishon qilgan. O'z vaqtida xalqaro jamiyat Xitoyning bu ta'birini quruq shuar deb tanqid qilgan. Bu yil 2 ayda Amerika prezidenti Joe Biden muhbirlarning aloqador savollariga javob berib, Xi Jinping intayin aqlli, intayin qaysar deb baho bergan va bu so'zini izohlab, "Mening demoqchi bo'lganim tanqid emas, balki bu bir reallik. Xi Jinpingning qinida demokratiyadan asar yo'q" degan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy bu qitim atalmış Xitoy demokratiyasi nomli oqtashlik kitobini e'lon qilish orqali Amerika prezidenti Bidenning tashkillashida kelar hafta ichilmoqchi bo'lgan demokratiya boshliqlar yig'ini bilan tirkishni maqsad qilgan bo'lib, Amerika mazkur yig'inga Xitoyni taklif qilmagan. Xitoy ilgari e'lon qilgan bir oqtashlik kitobida inson huquqlari uqumiga boshqacha iniqlama berib, qo'rsiq to'yish va omon-eson bo'lishning eng muhim inson huquqlari ekanligini da'vo qilgan ve bu arqalıq özü umumyüzlük bastırıyotqan türlük haq hukuklarını yok çıkırışqa ve terror siyasetini aklaş qurumğan idi. Qadirli körmelerimiz şuna qılıp bu haftalik muhim xəbərlər programımız müşərdə axırlaşdı. Hafta axırdakı dəmirləşənlərinin könüllük bu düşüğü tiləkdaşlıq bildiriş bilən ətki kündülük xəbərlərimizi körüşkişə aman bol qaysılar. Şuna qılıp ekran arqısı ki barlıq xizmətdaşlarımıza köptün köp rahmet etimən. Assalamu alaikum ve rahmetullah.